haritası çizilirken finans sektörünün de sürdürülebilir yöntem ve modellerle ilerlemesinin dönüşümün gerçekleşmesinde önemli bir rolü ve sorumluluğu olacaktır. Peki, çevresel etkiyi odağına alan kapsayıcı ve sürdürülebilir finansal sistemler nasıl yaratılabilir? Sıradaki oturumumuzda bu sorunun cevabını konuklarımızdan dinleyeceğiz. Ancak moderatörümüze sözü vermeden önce Yıldız Teknik Üniversitesi Finans Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi Kurucu Direktörü Profesör Doktor Güler Aras'ın bizlere mesajı var. Acil ve birbiriyle bağlantılı bir dizi çevresel zorlukla karşı karşıya. 2020'de yaşadığımız salgın bu riskin önemliliğini vurgularken tüm dünyaya da çok acı bir tecrübe yaşatmış oldu. Yine Dünya Ekonomik Forumu'nun her yıl düzenli olarak yayınladığı küresel riskler raporuna göre önümüzdeki 10 yılda dünyayı tehdit eden en önemli riskin 5'i iklim değişikliğinin getirdiği çevresel riskler odaklı olduğu açıklandı. Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli olarak bildiğimiz IPCC'nin yayınlamış olduğu İklim Değişikliği Fiziksel Bilim Temelli Değerlendirme Raporu, hem dünyada hem ülkemizde yaşanan orman yangınları, aşırı hava olayları ve sellerin hiç de tesadüfi olmadığını, dünyanın kırmızı alarm verdiğini çok çarpıcı bir şekilde açıkladı. Daha da önemlisi, tarih boyunca görülmemiş hızla ısınmanın temel sebebi insan faaliyetlerinden kaynaklanan sera gazı emisyonları. İklimi stabilize etmek için de daha geç olmadan, son kritik eşikleri de aşmadan tek çözüm yolumuz sera gazı emisyonlarında güçlü, hızlı ve sürekli azalmayı sağlamak ve net sıfır karbon emisyonlarına ulaşmak ve hepimizin de iyi neyi bildiği gibi bunu hep birlikte yapmak. Bu noktada küresel enerji tüketiminin %40'ından ve sera gazı emisyonlarının %33'ünden sorumlu binaların yeşil dönüşüm şüphesiz kritik öneme sahip. Bu büyük dönüşüm kuşkusuz çok taraflı işbirliğini gerektiriyor. Şirketler, hükümetler, politika yapıcılar, yatırımcılar ve tabii ki tüm sektörlerin lokomotifi finans sektörünün düşük karbonlu bir ekonomiye geçişi hızlandırmak için işbirliği odaklı sistematik bir değer çerçevesi oluşturması gerekiyor. Politikaların ve yatırımların ekonomi ve çevre üzerindeki etkisini, aynı zamanda toplum üzerindeki etkisini bütünsel bir şekilde değerlendirmesini içeren bu değer çerçevesi, hükümetlere, politika yapıcılara, iş dünyasının liderlerine ve tüm sektörlerin paydaşlarına yatırımlarının sonuçlarını kapsamlı bir şekilde değerlendirmelerine olanak sağlayacak. Alternatif enerji kaynaklarının araştırılmasına ve geliştirilmesine imkan sağlayarak adil ve sürdürülebilir iş gücü uygulamalarını takip eden işletmeleri destekleyerek finansman sağlama ve sürdürülebilirlik konularında farkındalık oluşturma konusunda muazzam bir dönüştürücü güce sahip olan finans sektörünün pek çok endüstride olduğu gibi binaların yeşil dönüşüm noktasında da çok önemli rolü ve sorumluluğu bulunuyor. Şüphesiz regülasyonlar sürdürülebilir finansın gelişimini tetikleyen motivasyonların başında. Özellikle fonların greenwashing yatırımlarından ziyade gerçekten sürdürülebilir yatırımlara kanalize edilmesini sağlamak amacıyla tasarlanan Avrupa Birliği taksonomisi, aynı zamanda Paris Anlaşması'nın iklim hedefleri, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma hedefleri ve Birleşmiş Milletler'in 2030 Sürdürülebilir Kalkınma gündemine uyumlu kolaylaştıran önemli düzenlemeler. Değişen küresel risk ortamı, değişen küresel paradigmalar, iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik küresel anlaşmalar ve düzenlemelerle birlikte ülkemizin belirlemiş olduğu 2053 karbon nötr hedefine ulaşma noktasında bizim de yapacağımız uluslararası düzenlemelere ve standartlara uyumlu ulusal yeşil finans stratejisinin oluşturulması, ulusal yeşil taksonomi mevzuatının geliştirilerek ulusal sürdürülebilir standartlarının belirlenmesi ve elbette karbon ticaret sistemi planının oluşturulması şüphesiz büyük önem taşıyor. Ülkemizin bunu yapacak büyük gücü ama gidecek aynı zamanda epeyce bir yol olduğunu da ayrıca belirtmek istiyorum. Ve doğru modellerde kullandırılmasına bağlı. Yeni finansman modellerinde sürdürülebilirlik stratejilerine göre yapılan güncellemelerle
önümüzdeki dönem için yeni yatırım fırsatları oluşmakta. Şimdi bu konuları konuşacağımız konuklarımızı anons etmek isterim. Sürdürülebilir Kalkınma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin, Kadir Has Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi Gayrimenkul Geliştirme Akademisi Koordinatörü ve Gayrimenkul Geliştirme ve Sürdürülebilirlik ile Sürdürülebilir Yaşam Alanları kitaplarının yazarı Hülya Oğuz Yedievli, Ekonomi ve Strateji Danışmanlık Hizmetleri Şirketi kurucu ortağı Doktor Can Fuat Gürlesel. Hoş geldiniz tekrar. Şimdi Ebru Hanım maalesef canlı olarak katılamadı. Acil bir kurum toplantısı çıktığı için ama kendisine sorularımızı gönderdik. O da sağ olsun bir videoyla tüm sorularımızı cevapladı. Öncelikle kendisine ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği Türkiye'ye bize destek oldukları için çok teşekkür ediyoruz. Sürdürülebilir Kalkınma Derneği Net Sıfır Karbon Hareketi başlattı. Bu harekette de Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi'nin yol haritasını rehber aldı. Bu yol haritasındaki eylem çağrısında yapılı çevre başlığı altında yapı sektörünün dönüşümüne de yer veriliyor. Yapı sektöründe sıfır enerji binalarla başlayacak dönüşümün en önemli unsurlarının başında tabii ki finansman geliyor. Ebru Hanım'a bu kapsamda 3 soru yönelttim. Şimdi ben sorularımı soracağım, sonra da sözü Ebru Hanım'a cevapları vermesi için bırakacağım. Birinci sorum şu oldu. Dünyada çevresel ve sürdürülebilir finansman konusunda bugüne ve yarına ait ne gibi adımlar atılıyor? Sürdürülebilir borçlanma piyasası beklendiği ölçüde büyüyor mu? Bu önemli bir konu. İkinci sorum, Türkiye'de sürdürülebilir finansman modelleri açısından baktığımızda sunulan kredileri alabilmek için ciddi şartlar gerekiyor. Yeşil mutabakat stratejileri doğrultusunda Türkiye'de iş dünyası sürdürülebilirlik yolculuğunu hızlandırdı. Bu kapsamda ülkemizde şu an sürdürülebilir finansman modelleri ve bu konudaki gelişmeleri aktarabilir misiniz diye sordum. Ve son olarak da Sürdürülebilir Kalkınma Derneği sıfır enerji binalara dönüşüm için hazırladığımız sıfır enerji binalarla geleceği inşaat deklarasyonumuzu da destekledi. Ülkemizin 2053 net sıfır hedefine ulaşmak için hazırlanan yol haritalarında sıfır enerji binalara dönüşüm özelinde iş dünyasının ve bankacılık sektörünün bakış açısı ne olmalıdır diye Ebru Hanım'a sorduk. Şimdi kendisine bırakmak istiyorum cevapları almak üzere sözü. Öncelikle Zero Build Summit'e davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Kıymetli panelistler Hülya Hanım ve Can Bey'i de buradan selamlamak isterim. Hala Hanım'ın sorularını da izninizle sırayla yanıtlamaya çalışacağım. Sürdürülebilir finans, iklim krizinden çalışan haklarına, toplumsal cinsiyet eşitliğinden nitelikli eğitime kadar birçok farklı disiplinde kapsayan çevresel, sosyal ve yönetişim ilkelerini iş kararlarına ve yatırım stratejilerine doğrudan dahil edilmesini sağlayan çok önemli bir kavram olarak günümüz iş dünyasında yerini gün geçtikçe sağlamlaştırıyor. Aslında bu kavram artık hem finans sektörü hem de reel ekonomi için toplumun beklentilerine yanıt verebilme yeteneklerini geliştiren de bir araç oldu diyebiliriz. Son 15 yıldır tutulan verilere baktığımızda da küresel sürdürülebilir borçlanma piyasası çok hızlı artıyor, büyüyor. Geçen sene sonunda 3 trilyon doların üzerine 3.4 trilyon dolara ulaştı. İlk 1 trilyon dolara ulaşılması neredeyse 10 yıldan fazla sürerken bir sene içindeki bu büyüme gerçekten çok cesaret verici. Pandeminin de net sıfır emisyon yarışının küresel yeşil mali teşvik planlarının da etkisiyle piyasa toplamının 2 trilyondan 3 trilyona rekoruna ulaşması da sadece 6 ay sürdü. Diğerinde 10 yıllardan bahsediyorduk. Fakat tabii bu tutar maalesef tüm borçlanma çeşitleri içerisinde küresel piyasalarda hala %1'lik bir kısma karşılık geliyor. Pandemi ve yeşil iyileşme çabalarının kısa vadede bu piyasaya yardımcı olmasına rağmen şirketlerin kalkınma projelerinin ve merkez bankalarının sorumluluğundaki varlıkların sürdürülebilir finansmana yönlendirilmesine halen çok büyük ihtiyaç var diyebiliriz. Küresel piyasalara kıyasla finansmana erişiminde daha fazla zorlukla mücadele etmek durumunda olan, gelişmekte olan piyasalarda ise
sürdürülebilir borçlanmaya yönelik artan ilgiyi de görmeye başladık. Bu da bizleri mutlu ediyor tabii ki. 2020 yılına kıyasla sürdürülebilir borç rakamı 2021'de yaklaşık 3 kat büyüdü ve 190 milyar dolara ulaştı. ESG yatırımları şu anda Çin hariç gelişmekte olan piyasalar için dış finansmanın neredeyse %18'ini de oluşturuyor. Yani gelişmekte olan ülkelerde kabaca her 5 finansmandan biri ESG odağında da diyebiliriz. Gelişmekte olan piyasalardaki ESG ekosistemi sadece boyut olarak büyümekle de kalmadı. Aynı zamanda da çeşitlerini de geliştirdi. Yeşil tahviller geçtiğimiz seneye kıyasla ortalama %20 oranında büyüyen hacimlerle bu ekosistemin temel bir parçası olmaya halen devam ediyor. Bununla beraber sosyal ve diğer sürdürülebilirlikle bağlantılı tahviller de gittikçe daha önemli hale geliyor. Ve 2016-2018 aralığında yaklaşık 5'te 1 olan toplam ihracın bugün neredeyse yarısını oluşturuyorlar. Küresel boyutta olduğu gibi ülkemizde de COVID-19 sonrası iyileşme planlarının bir parçası olarak sürdürülebilir finans piyasasının gelişmesine odaklanılması da çok umut verici. Türkiye'deki sürdürülebilir borçlanma piyasası Garanti BBVA'nın iç hesaplarına göre, yani bizlerin yaptığı iç hesaplamalarımıza göre mevcut durumda 10 milyar dolara yaklaştı. Hatta belki bugün itibariyle geçti bile diyebiliriz. Bizler bu tutara 2,5 milyar dolar üzerinde katkı sağladık. Fakat bu toplam sürdürülebilir borçlanma oranı verinin tutulmaya başlandığı 2016 yılından beri ülkemizin tüm borçlanması içinde yıllık olarak ne yazık ki %1'den daha düşük bir orana da denk geliyor. Daha ilerlememiz gereken çok uzun bir yol var. Sürdürülebilir finansın geleceğine de bakarsak projeksiyonlar mevcut durumdaki 3 trilyon dolarlık ESG borç piyasasının geçtiğimiz son 5 yılın sadece yarısı hızında genişlediği takdirde bile 2025 yılına kadar 11 trilyon dolara kadar çıktığını da gösteriyor. Türkiye olarak bizim bu yarışta geri kalmamamız son derece kritik. Yani sadece finans sektörü odağında değil, kamu finansmanı, reel sektör finansmanları artık değişen küresel ihtiyaçlar etrafında sürdürülebilirlik odağında dönüşüyorlar. Sürdürülebilir finans yapılarındaki çeşitlilik ve inovasyon geliştikçe pazar genelinde daha fazla bütünlük ve güvenilirlik sağlamakta gün geçtikçe daha mümkün hale gelecek. Doğru ve efektif yasal düzenlemeler, bunun üstünde özellikle durmak istiyorum, olmazsa olmaz. Ve raporlama gerekliliklerinin altyapısını oluşturma ve müşterileri sürdürülebilir finansa teşvik etme çabaları ülkemizin sürdürülebilir kalkınma yolundaki en önemli belirleyiciler olacaktır diyorum. Şimdi de ikinci soruya devam etmek istiyorum. Burada da yine 2021 yılı bu anlamda ülkemiz için büyük adımların atıldığı bir yıl oldu. Geçtiğimiz Ekim ayında Paris Anlaşması'nı imzalamamamız, COP26 taahhütlerimiz, Merkez Bankası, BDDK ve Bankalar Birliği tarafında yoğun sürdürülebilir finans odaklı çalışmalar bizleri bu anlamda da daha heyecanlandırıyor. Sizlerin de bahsettiği gibi Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan Avrupa Yeşil Mutabakat Eylem Planı'nda da yeşil finansman piyasasının gelişimine yönelik çok somut hedefler, tarih bilgileriyle birlikte çeşitli kamu kurumlarının sorumluluğuna atanarak belirlendi. Daha çok yakın bir zamanda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı önderliğinde gerçekleştirilen İklim Şurası'nda Yeşil Finansman ve Karbon Fiyatlama Komisyonu'nda iklim krizi kaynaklı finansal riskleri yönetme amacıyla sürdürülebilir finans uygulamalarını destekleyen önemli politika önerileri duyuruldu ve iklim kanunu hazırlıkları kapsamına da dahil edildi. Artık firmaların sürdürülebilir finans imkanlarından yararlanabilmesi için birçok gelişmenin gerçekleştiği bir dönemdeyiz. Tabii ki yasal teşvik ve yaptırımlar bu süreci hızlandıracaktır ama odaklanmamız gereken en önemli noktalardan biri de firmaların kurumsal sürdürülebilirlik kapasitelerini arttırması olmalıdır. Günümüzde sürdürülebilir finansman imkanları uygulanabilir,
dönüşümü tetikleyen ve beraberinde sadece finansal fırsatları değil, reputasyondan çalışan bağlılığına kadar birçok alanda iyileşme sunan bir değerlendirme mekanizması da diyebiliriz. Türkiye'de mevcut sürdürülebilir borçlanma araçlarının kayda değer bir yeri olduğuna da inanıyorum. Hatta küresel piyasalara örnek teşkil edecek boyutta Garanti BBVA olarak imza attığımız dünyadaki ilk kez cinsiyet eşitliği kredi yapısı ve yeşil halka arz gibi inovatif çözümler bu alandaki en gurur duyduğumuz çalışmalarımızdan. Özellikle kredi tutarının tamamının yeşil bir yatırıma gittiği yapıdan ziyade faizin bir performans kriterine bağlandığı veya birkaç performans kriterine bağlandığı, sürdürülebilirlikle ilgili kredilere ilişkin ülkemizde ayrı bir potansiyel olduğunu da söylemeliyim. Rakamlara baktığımız zaman bu yapıların küresel piyasalarda da çok daha önde olduğunu görüyoruz. Türkiye gibi sürdürülebilirliği iş modeline yeni yeni entegre etmeye çalışan bir pazarda da bu kapsamdaki performans kriterlerine dayalı kredi yapılarının kurulması için çok büyük fırsat var. Özellikle kurumsal ve ticari segmentteki müşterilerimiz kredi talepleriyle gelirken şirketlerini nasıl dönüştürmeyi planladıklarını da anlatmalarını bekliyoruz. Düşük karbona geçiş ve sürdürülebilirlikle ilgili diğer stratejileri için onlara hem destek oluyor hem de bu finansman yapılarıyla onlara daha büyük taahhütler vermeye de teşvik etmeye çalışıyoruz. Yeni bir kredi olmasına da gerek yok. Bizdeki eski kredilerini vade yeterince uzunsa bu yapıya da çevirebiliriz. Bu anlamda sürdürülebilir borçlanma piyasası oyuncusu olarak makro boyutta büyük fırsatlara bakmak, daha esnek yapılarla daha büyük kitlelere de hitap etmemiz gerektiğini de söyleyebilirim. Tabii altına önemli çizmek isterim ki iklim krizi mücadelesi sadece kurumsal firmaların finansmanına odaklanarak çözebileceğimiz basitlikte bir yarış değil. Bu mücadeleye toplumun tüm kesimlerinin desteğine ihtiyacımız var. Dönüşüm için kimseyi arkada bırakmamalıyız. Bu nedenle sadece kurumsal müşterilerimizin dönüşümünü değil, toplumda yeşil dönüşüm için uyandırılması gereken bilincin farkında olarak da yeni bireysel ürün kurguları üzerinde de sürekli çalışıyoruz. Örnek vermek gerekirse geçen yılın başında bireysel müşterilerimiz için bireysel çatı güneş santralleri ve bina yalıtım ürünlerini hayata geçirdik. Bu sayede binalarımızda güneş enerjisinden faydalanmak veya yalıtım yapmak isteyen müşterilerimiz yalnızca 5 dakika alışveriş kredisi kullanabiliyor ve bu ürünlere sunulan özel faiz oranlarından da faydalanabiliyor. Çatı güneş santralleri için bireysel tarafta geliştirdiğimiz kolay ve pratik kredi uygulamasının bir benzerini de tüzel müşterilerimiz için de sunuyoruz. Tüketiciler ve şirketlerin taşıt alırken veya kiralarken tercihlerini çevreci modellerden yana kullanabilmesi için 2017 yılında bireysel müşterilerimiz için çevreci taşıt kredisi ürününü de geliştirdik. Yakın zamanda kurumsal yeşil taşıt kredisi ürünüyle bu imkanı tüm kurumsal firmaların ve filo kiralama ve araç finansmanı şirketlerinin de kullanımına sunduk. Türkiye'de bir ilk olan kurumsal yeşil taşıt kredisiyle şirketlerin düşük faiz avantajlarıyla daha verimli hibrit ve elektrikli araçlara geçişine de öncülük ederken bir yandan da filoların çevreci taşıtlarla yenilenmelerini teşvik ederek dünyanın geleceğine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Çevreye olan katkısından hareketle elektrikli bisikletin kullanımını da önemsiyoruz. Hatta bunu da teşvik etmek amacıyla yeni bir alışveriş kredisi imkanı sunduk. 2021 yılında sürdürülebilirlik hisse senedi fonu, temiz enerji karma fon, ESG sürdürülebilirlik fon sepeti ile 3 farklı sürdürülebilir hisse senedi fonunu da sunuyoruz. Yani sadece kredi tarafında değil, kaynakları değerlendirirken de bu konuya dikkat eden müşterilerimize uygun ürünleri hazır hale getirmek istiyoruz. Ve onların da sürdürülebilir şirketlere yatırım yapmalarını teşvik ediyoruz. Sürdürülebilir dönüşümü gerçekleştirmek isteyen
tüm kurumlara, bizler sadece bir banka olarak değil, ilk günden beri danışman olarak da destek olmanın sorumluluğunu taşıyoruz. Dönüşümün ancak hep birlikte olursa mümkün olacağına da inanıyoruz. Bu sebeple bugün bireyselden kurumsala kadar tüm bankamız müşteri segmentlerinde 20 milyona geçen müşteri sayımız ve ülkemizin tüm coğrafyalarına dağılan 872 şube ağımızla etki ağımızı ve sürdürülebilirlik stratejimizi toplumun her kesimine yaymak için var gücümüzle de çalışmaya devam edeceğiz. Son sorunuza gelince onunla da ilgili kısaca şunları aktarmak istiyorum. Tüm dünya iklim değişimine karşı bağlayıcı kararlar alarak ve yaptırımlar ortaya koyarak bu krizle mücadele etmeye çalışıyor. Geldiğimiz noktada bu mücadele artık bir çevre meselesi değil, tüm toplumu ve iş dünyasını derinden etkileyen bir kalkınma meselesine dönüştü. Küresel çapta hukuksal bağlayıcılığı olan net sıfır emisyon hedeflerine baktığımızda İsveç ve Almanya'nın 2045 için net sıfır hedefleri bulunurken Fransa, Danimarka, İspanya, Macaristan ve Lüksemburg 2050 hedefini belirledi. Japonya, Kore, Kanada, Yeni Zelanda 2050 yılına kadar net sıfıra ulaşmayı taahhüt eden yasaları kabul ederken İrlanda, Şili ve Fiji de yakın zamanda yasa teklifinde bulundu. İngiltere 2050'de yasal olarak bağlayıcılığı olan net sıfır hedefi ve 2035 yılına kadar da emisyonlarını %78 oranında azaltmak için kısa dönemli hedefler de verdi. Ülkemiz de geçtiğimiz sene içerisinde bu yarışa katılarak 2053 net sıfır emisyon hedefini kamuoyuyla paylaştı ve iklim kriziyle mücadelede çok çok önemli bir adım atmış oldu. Türkiye'nin bu taahhüdü büyük bir dönüşüm yolculuğu gerektiriyor. Bu yolculukta hiç kuşkusuz iş dünyası ve sivil toplum kuruluşları olarak hepimize çok büyük görev düşüyor. Hale Hanım, sizin de açılışta ifade ettiğiniz gibi SKD Türkiye olarak hedef net sıfır karbon sloganı ile ülkemizin net sıfır karbon hedefine katkımızı arttırmak için net sıfır karbon hareketi başlattık. Amacımız net sıfır karbon hedefi veren üye sayımızı arttırarak ülkemizin 2053 hedefine ulaşmasına destek olmak. Bu zorlu hedefe bir an evvel ulaşmak adına SKD Türkiye olarak net sıfır karbon hareketi ile iş dünyasının yeşil dönüşümüne yol gösterici olacağız. Çatı örgütümüz WBCSD tarafından hazırlanan net sıfır karbon hedefi gerçekleştirmek konusunda çok önemli bir araç olan SOS 1.5 net sıfır karbon için yol haritasını kendimize bu yolculukta da kılavuz olarak belirledik. Bu rapor şirketlerin net sıfır karbon emisyonları hedefine ulaşma yolculuğuna başlamasına veya yolculuğunda ilerlemesine yardımcı olacak 5 ana adım ve 16 eylemden oluşan yol haritası sunuyor. Şirketlere karbon ayak izini net sıfır karbon emisyonları hedefine taşımasına yönelik stratejilerinin geliştirilmesi, düşük karbon ekonomisine geçişin önündeki engellerin birlikte tespit edilmesi ve ortadan kaldırılması, değer zincirinin ve tedarik zincirinin aynı doğrultuda seferber edilmesi çerçevesinde de rehberlik etmeyi taahhüt ediyor. SOS 1.5 yol haritası yaptığı eylem çağrısında şehirler başlığı altında da yapı sektörünün değer zincirinde tüm paydaşların iklim eylemi eylemlerinde sinerjilerin desteklenmesi, kamuyu da sürece katarak net sıfır karbona giden yolda yapı sektörüne dair iklim eylemlerinin yasal mevzuatın güçlendirilmesi, çalışmalarının önceliklendirmesi gerektiğini de ortaya koyuyor. Evet, yol haritası bunları söylüyor. Hazırlanan raporlara ve istatistiklere baktığımızda da net sıfır karbon hedeflerine ulaşmak için binaların karbondan arındırılması ve yeşil dönüşümünün sağlanması büyük önem taşıyor. Zira dünyadaki toplam enerjinin %40'ı binalarda tüketiliyor ve bu çok büyük bir oran. Karbon emisyonlarında enerjinin payının da %80 olduğunu düşünüldüğünde tasarım, inşa ve kullanım aşamalarının tamamında enerji verimli vizyonuyla hareket edilerek binalarda enerji tüketimini azaltmak,
sürdürülebilirliğe çok önemli bir katkı sağlayacaktır. Bu noktada binalarda öncelikle enerji verimliliğinin sağlanması ve ardından yenilenebilir kaynakların kullanılmasının yaygın hale gelmesi adına sektörün çok önemli sorumluluğu var. Biz de SKD Türkiye olarak uzun zamandır binalarda enerji verimliliği konusunu gündemimizde tutuyor ve bu konuda pek çok çalışma gerçekleştiriyoruz. Özellikle iş dünyasını hazırladığımız binalarda enerji verimliliği bildirgesini imzalamaya davet ettik. SKD Türkiye üyesi şirketler de bu bildirgeye imzacı oldular. Yayınladığımız enerji tüketiminde dönüşüm için binalarda enerji verimliliği raporu ile iş dünyasına bu konuda rehberlik etmeyi amaçladık. Sonrasında kurumların iyi uygulamalarında yer aldı. Binalarda enerji verimliliği ve başarı öykünüz 1 ve 2 yayınlarımızda da şirketlerin birbirlerinin deneyimlerinden faydalanmasını sağladık. Küresel ekonominin bir parçası olmaya devam etmemiz için yeşil dönüşümün gerekliliklerini yerine getirmemiz ve sürdürülebilir kalkınmaya ulaşmamız kilit rol oynuyor. Bunu sık sık söylüyoruz çünkü aslında her şeyin en başında da bu var. Önümüzde büyük bir dönüşüm yolculuğu bizi bekliyor ve SKD Türkiye olarak ülkemizin sürdürülebilir kalkınma yolculuğuna destek olmak adına iş dünyasına yeşil dönüşüm odağında rehberlik etmek adına var gücümüzle de çalışıyoruz. Bankacılık sektörü açısından baktığımızda ise gayrimenkul, kentsel gelişim ve finans sektörlerinin döngüsel yapı ve inşaat uygulamalarına ilişkin yeni iş perspektifiyle mali ve toplumsal faydalar nedeniyle projelerinde döngüselliğe öncelik vermesi gerekiyor. Daha önce de bahsettiğim gibi yeşil ve sürdürülebilirlikle bağlantı kredilerin ana akım haline gelmesiyle birlikte gayrimenkulde değişen sektörler arasında gayrimenkul sektörünün net sıfıra geçişte kilit rol oynayacağını hepimiz biliyoruz. Gayrimenkul finansmanında bu yeşil binaları finanse eden, yeniden finanse etmeye, mevcut binaların geliştirilmesine ve iyileştirilmesine fon sağlamaya ihtiyaç duyulacağı anlamına da geliyor. Garanti BBVA'nın somut örnekleriyle bu alanda nasıl çalışmalar yaptığımızdan da kısaca bahsetmek istiyorum. 2017 yılında ipotek teminatlı menkul kıymetler programının bir parçası olarak Dünya Bankası grubunun bir üyesi olan IFC ile 5 yıl vadeli 150 milyon dolar tutarında bir sözleşme imzaladık. Bu fonlamayı biz yüksek enerji verimliliğine sahip binalar için yeşil mortgage olarak belirlenen çevre dostu kredileri finanse etmek için kullanırken binalarda enerji verimliliği konusunda farkındalık yaratmaya ve bireylerin çevre dostu konutları tercih etmelerini de teşvik etmeye çalıştık. Ek olarak yine aynı amaçla ilerleyerek Ağustos 2017'de EBRD ile 75 milyon euro tutarında bir ipotek teminatlı menkul kıymet ihracı gerçekleştirdik. Odaklandığımız bir sonraki nokta ise artık yüksek enerji verimliliğinin ötesinde sıfır enerjili binaların finansmanı olmalı. Tüm bankacılık sektörü aktörlerinin de bu karbon yoğun sektörün yeşil dönüşümüne destek olacak uygulanabilir finansman imkanları sunmasının bu noktada ve bundan sonrası için çok önemli olduğuna da inanıyorum. Teşekkür ediyorum. Evet, bu değerli bilgileri paylaştığı için Ebru Dindar Edin'e çok teşekkür ediyoruz. Ebru Hanım da bahsettiği gibi dünyada ve Türkiye'de belli finansman modelleri ve bununla alakalı çeşitli uygulamalar var. Ama Hülya Hocam, dünyada birçok ülkede sürdürülebilir binalar ve bu binalara ait finansman modellerini incelediniz. Evet. Şimdi bu incelemelerinizin sonucunda ortaya çıkan neler var onları paylaşmak için sözü size bırakmak istiyorum. Teşekkür buyurun. Ederim. Şöyle geçiyoruz değil mi? Evet, buyurun. Merhabalar. Beni bu sıfır enerji binalar zirvesine davet ettiğiniz için öncelikle herkese teşekkür ederim. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Ben Hülya Uziyedeyli. Bugün özellikle sürdürülebilir yaşam alanları açısından finansman çözümleri konusunda sizinle bilgilerimi paylaşmak istiyorum. Nasıl çeviriyoruz? Buradan mı?
slaytları nasıl çeviriyoruz? Hocam, arkadaşım müsaade ediyorum size teknik destek verecek. Şuna bak. Tamam. Hepimizin bildiği gibi hem dünyada hem ülkemizde nüfus artmakta. Bu artan nüfusun aslında ihtiyaç duyduğu yaşam standartlarının arttırılması, sağlıklı ve refah içerisinde yaşam için bugün hayata farklı şekilde bakmamız gerekiyor. Günümüzde öncelikle sorunlarımızı nelerdir bunları açıklamak istiyorum. Dünyada ve ülkemizde nüfus artmakta. 2050 yılında nüfusun 9 milyara çıkacağı öngörülmekte. Dünya nüfusu ve Türkiye'de de yoğunluk kentlere doğru gelişmekte, artmakta. Ürün ve hizmetlere olan talep artmakta. Dolayısıyla sera gazı salımı artmakta. Aynı zamanda bugünkü üretim ve tüketim şekillerimiz ve yaşam alanlarımızın yapılma tarzı da ne yazık ki küresel iklim krizin etkilerini daha da arttırmakta. Bütün bunların yanı sıra ülkemizi dikkate aldığımızda ülkemizin %66'sı aktif fay hattı üzerinde ve nüfusun %70'i de deprem bölgesinde yaşamakta. Bu ayrıca ekstra bir risk oluşturmakta ülkemizde. Bunların yanı sıra ülkemizde kişi başı kullanılabilir su miktarı açısından su stresi çeken bir ülke olarak kabul edilmekteyiz. Ve topraklarımız erozyona uğramakta ve kuraklığa karşı da hassasiyet artmakta. Bugün dünyadaki bütün vatandaşlar Amerika'da ortalama bir yaşam standartına sahip bir kişi gibi yaşamak istediği takdirde bugün bizim 5 dünyaya ihtiyacımız var. Bu yapılabilecek bir şey değil. Bu bizim tek bir dünyamız var. Bu nedenle bugüne kadar dikkat edilmeyen ekonomik üretimler yaparken çevre ve sosyal yaşantıyı, insan sağlığını dikkate almadan yaptığımız üretim ve tüketim alışkanlıklarımızı değiştirmemiz gerekiyor. Bu nedenle aslında gelecek nesillere onların da ihtiyaç duyacağı kaynakları bırakabilmemiz için yapmış olduğumuz her üretim ve tüketim alanında attığımız her adımın ekonomik, çevresel ve sosyal alanlara etkisini gözden geçirmemiz, üretim ve tüketim şeklimizi değiştirmemiz gerekiyor. Fakat bunun önünde bir engel var. Genelde dünyada ve hem üreticilerde hem tüketicilerde bir soru ortaya çıkıyor. Bunun bir maliyeti var ve bunun maliyetini kim karşılayacak? Neden ben karşılayayım? Üretirsem bunun karşılığı olan talep olmayacak gibi sorular var. Fakat burada bu sorumluluğu insanlar bir diğerine atmamalı. Buradaki genel soru şu, bu ek maliyeti kim ödeyecek? Bireyler mi, hükümetler mi, iş dünyası mı? Bunu aslında bu şekilde birbirinden ayırmak yerine ortak bir çözüm alanı olarak bakmak, bunu bir fırsata çevirmek gerekiyor. Biz bunu nasıl fırsata çevirebiliriz? Hem çevre, hem birey yaşantısı, iş dünyası ve hükümetler açısından ele alırsak, aslında bugünkü toplantının da temeli olan sıfır enerji binalar ve sürdürülebilir yerleşme birimleri bu konuda bizler için çok büyük bir adım oluşturabilir. Fakat bugüne kadar aslında bu enerji etkin binalar konusunda yapılmalı pek çok kişi çekimser kalıyor. Bu çekimser kalmanın da bir nedeni şu, kullanıcılar diyorlar ki biz enerji etkin bina satın alabiliriz ama bunu kimse yapmıyor. Yükleniciler diyor ki biz enerji etkin bina yapabiliriz ancak geliştiricilerden talep yok diyor. Geliştiriciler ise biz enerji etkin bina geliştirebiliriz ancak yatırımcılardan talep yok diyor. Yatırımcılar ise enerji etkin bina yapabiliriz ancak kullanıcılardan talep yok diyor. Dolayısıyla böyle bir kısır döngü oluşuyor. Bu kısır döngü aslında sadece bizim ülkemizde değil bütün dünyada
sürdürülebilir yaşam alanlarının gerçekleşmesinden önce böyle bir algı oluşmuş. Ancak bununla hiç kimse bunu bir engel olarak kabul etmemiş. Bu durumu nasıl aşabiliriz diye bakmışlar. Benim de aslında bugün paylaşmak istediğim asıl örneklerde bu arayışlardan sonucunda elde edilen güzel çalışmaların sonucu ortaya çıkmış. Örneğin ben 2009 yılında İsveç'te bir haftalık bir tura katıldım. Bu turda sürdürülebilir İsveç turu diye geçiyordu. Turun içerisinde İsveç'te yapılmış ekoköyler, ekobelediyeler, ekolojik çiftlikler ve ekoloji konusundaki yapılmış pek çok incelemeyi yer alan, aynı zamanda konferansların ve eğitimlerin olduğu döngüsel ekonomiden, sıfır atıktan bahseden eğitimler aldık ve ziyaretler yaptık. Bunlardan en ilginci ve de faydalı olacağını düşündüğüm bu toplantı için Ekobank çözümü. İsveç'te sürdürülebilirlik çalışmalarında aslında tabii ki her ülkede bir finansman ihtiyacı ortaya çıkıyor. Ve bu finansmanın konusuna nasıl bir çözüm buluruz diye araştırdıklarında bir grup şöyle düşünüyor. Biz parayı farklı düşünebilir miyiz? Farklı hissedebilir miyiz? Farklı bakabilir miyiz? Ve en önemli soru, biz parayı istediğimiz gibi harcayabilir miyiz? Diğer bir konu ise baktıklarında biz nasıl bir gelecek istiyoruz diyorlar. Ve bizden kimler kredi alıyor ve biz hangi projeleri desteklemeliyiz diyorlar. Sonrasında ise biz bir ekobank olacaksak diğer bankalardan farkımız ne olmalı sorusuna cevap arıyorlar. Sonunda kendilerini bir sosyal banka olarak tanımlıyorlar. Bu tanımda aslında bir ekobank normal bir banka gibi bütün bankacılık faaliyetlerini yürütürken sadece sürdürülebilirlik konusunda çalışma yapan projelere destek veriyorlar. Bunun da yapmalarının bir yolu şu şekilde oluyor. Çünkü şunu fark etmişler, toplumda da belirli bir kesim özellikle sürdürülebilirlik çalışmalarını desteklemek istiyor ve oraya bankaya yatırdığı mevduatın nerede harcandığını görmek istiyor ve dolayısıyla bu bankada şöyle de bir olanak sağlamışlar. Yani siz isterseniz diyebilirsiniz ki ben mevduatımı sadece yenilenebilir enerji, sadece ekolojik çiftlikler ya da engelli vatandaşların hizmet görmesi, kadın üretimini destekleme gibi paranızın nereye harcayacağını, kimleri destekleyeceğini seçebiliyorsunuz. Diğer bir konuda fiziksel olarak ülkenizde herhangi bir şehri ya da kasabayı destekleyebiliyorsunuz. Bu aslında bu bankanın ayakta durmasına büyük bir fayda destek sağlamış. Aynı zamanda bu şekilde mevduatı yatıran kişiler de bu projelerin desteklenmesi için diğer bankalardan elde ettikleri faiz gelirlerinden daha düşük bir gelire de razı olmuşlar. Böylece aslında toplumda çok büyük bir fayda sağlayacak, imkan sağlayacak bir ortam yaratılmış. Bunun sonunda ne gibi faydalar elde etmişler ve projeler yapmışlar? Özellikle ekolojik tarım, ekolojik tatil, bunun yanı sıra sosyal girişimciliği desteklemişler, yenilenebilir enerjileri desteklemişler. Burada görmüş olduğunuz bina, bir kültür binası, bunun yapımını sağlamışlar. Mesela bu bir öğrencilerin gidip konakladıkları, aynı zamanda içerisinde eğitim ve kültür hizmetlerinin sunulduğu bir alan ve bunun yanı sıra büyük bir satış bölgesi var, satış alanı var. Orada bölgedeki çiftliklerde yapılan, özellikle bu projelerin desteklediği ürünler burada satılabilmekte. Dolayısıyla hem bireyler hem kooperatifler satış konusunda desteklendikleri için de aslında yeterli talebe sahip olmaktalar. Bütün bunların yanı sıra sağlık hizmetleri, tekstil ve eğitim, kişisel gelişim konuları da bu projeler içerisinde desteklenmiş. Burada amaç
hem şirketlerin desteklendiği kadar hem de kişilerin yeteneklerini kullanabilmelerine izin vermek ve onları geliştirmek. Burada diğer elde ettikleri faydalara baktığımızda da bu projelerin her biri bir diğerini desteklemiş aslında. Bir proje diğerini getirmiş ve toplumda büyük bir memnuniyet yaratmış ve bu projelerin devamlılığı ve başarısı ve bunların raporlanması, müşterilere hangi projede ne tür sonuçlar elde ettiklerinin bildirilmesi de bankaya olan hizmet satın alımını arttırmış ve bugüne kadar banka devam etmiş, başarılarına da devam ediyor. Yine diğer bir örnekten bahsetmek istiyorum. Biraz evvel de konuştuğumuz gibi, Ebru Hanım'ın da bahsettiği gibi aslında binalar bu konuda çok önemli bir yer tutuyor. Özellikle sürdürülebilirlik konusunda. Sıfır enerji binaları konusunda yapılan, 2000 yılında yapılan bir örnekten bahsetmek istiyorum. Burası sürdürülebilirlik konusunda, enerji etkin binalar ve sürdürülebilir yaşam alanları konusunda örnek olmak amacıyla yapılan bir proje. Aslında buna bir araştırma projesi bile diyebiliriz. Hem bir gayrimenkul projesi ama bunun yanı sıra bu projenin yapılması aşamasında bir sivil toplum kuruluşu, bir gayrimenkul geliştirme şirketi, belediye ve buradaki meslek grupları hepsi bir araya gelerek aslında tamamen sürdürülebilirlik ilkelerine uygun olarak proje yapmışlar. Burada düşük enerjiyi çok düşürmüş, enerji harcamalarını düşürmüşler. Binada yenilenebilir enerji kullanmışlar, su tasarrufu yapmışlar ve bütün ürünlerinde 55 kilometre çapından satın alarak bölgesel kalkınmayı da sağlamışlar. Dolayısıyla ısıtma, sıcak su ve elektrik kullanımında ciddi bir düşüş olmuş. Buna karşın projeleri %8 ile %20 arasında daha fazla bir ücrete, yüksek bir ücretle satabilme imkanını bulmuşlar. Burada elde edilen finansal çözümlerden onlar için en önemlisi burada ortak satın alma imkanı sunulmuş ve belirli bir düşük gelir grubu içerisinde daha ucuza ev satılma imkanı sunulmuş. Bu aslında ortak satın alma özellikle devlet memurlarına yani düşük gelirli olan kişiler için kullanımına sunulduğu için bu projenin çok çabuk satılmasına da imkan sağlamış. Bir diğer proje ise Kronsberg Hannover Almanya'da. Burası aslında 20 bin kişilik ihtiyaç duyulan bir konut alanını en yüksek standartlarda sürdürülebilirlik kriterleriyle bir araya yapmışlar. Bu bölgede en önemli şey bütün bunları yapabilmek için bir organizasyon kurmuşlar ve bu organizasyon bütün paydaşları bir araya getirmiş, eğitimler vermiş, bilgi paylaşımını yapmış ve finansman kaynaklarını yönetmiş. Buradaki finansman çözümlerine baktığımızda öncelikle kamu ve özel şirket işbirliği yapılmış. Belediye kendisinin de kendisinin sahip olduğu yaşlı evleri ve düşük gelir gruplarına yönelik kiralamaya yönelik evlere yaptığı yatırımlarla aslında projenin ilk aşamasında bir kaynak yaratmış. Diğer bir konuda aslında bu bölgeyi çekici bir hale getirerek gayrimenkul geliştirmeciler için doğru yatırım yeri olarak doğru bir yatırım yeri olarak tanımlamışlar ve satışını kolaylaştırmışlar. Bu da aslında gayrimenkul geliştiricileri için ve bunlara hizmet sağlayan malzeme üreticileri için büyük bir fırsat olmuş. Bu bölgeyi aslında 2000 yılındaki yapılan Expo fuarında da görsel olarak tanıtım ve biraz showroom gibi de kullanmışlar. Burada elde edilen faydalardan bir tanesi de sponsorluklardan faydalanılmış. Bir malzeme üreticileri kendilerini desteklemiş. Örneğin
beyaz eşya satın alacak bu bölgede enerji tasarrufu yapmak konusunda bütün beyaz eşyaların enerji tasarruflu olması istenmiş. Bunların da daha ucuza sağlanması için beyaz eşya üreticileri bunları sadece çevre konusunda, enerji tasarrufu ve su tasarrufu konusunda, sürdürülebilirlik konusunda eğitim alanlara düşük krediler vermiş. Dolayısıyla aslında bütün burada yaptığımız örneklere baktığımızda paydaşlar bir araya gelerek çalışmışlar, bir maliyet düşürümü sağlamışlar, bir diğeri de kullanıcıları bilgilendirmişler. Hülya Hocam, tamam, 20 dakikaya yaklaşıyoruz. Evet. Bizim ülkemize baktığımızda bugün 800 bin her yıl konuta ihtiyacımız var ve 1,5 milyon konutun değişmesi gerekiyor. Bu nedenle aslında baktığımızda ülkemiz için çok uygun bir ortam var. Yani bugünkü problemleri biz bir fırsata çevirerek aslında biz de ortak akılla, kazan kazan yaklaşımıyla üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, kamu yönetimi, belediyeler, gayrimenkul geliştiriciler, malzeme üreticileri bir araya gelerek aslında çözümler üretmeliyiz. Yani benim bugüne kadarki yaptığım bütün araştırmalarda aslında en büyük finansmanın bir tanesi de ortak aklı kullanarak başlangıçta yapılacak ek maliyetin düşürülmesiyle kazanılıyor. Bu en çok faydası olan şeylerden bir tanesi malzeme üreticilerine sağlıyor. Malzeme üreticileri halkı bilgilendirmek, yeşil binalar konusunda bir talep yaratmakta aslında toplumda büyük bir ivme yaratıyor. Bu konudaki yatırımları destekliyor ve toplumsal faydayı arttırıyor. Hem çevreyi koruyor, ekonomiye fayda oluyor ve insanların sağlığına ve yaşam standartına fayda sağlanıyor. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bana web sitemden de başka bir sorunuz varsa ulaşabilirsiniz. Çok mersi. Teşekkür ediyoruz hocam. Sağ olun. Şimdi Hülya Hanım hem örneklerden yola çıkarak hem de gayrimenkul tarafından bakarak bize çeşitli değerli bilgiler verdi. Çok teşekkür ediyoruz. Ama tabii yapı sektörünün şu anda aslında kalbindeyiz bugün. Çok ciddi de katılımcımız var. Fuara da katılımcılar çok fazla. Ve baktığınızda az önce Hülya Hocam'ın da söylediği gibi aslında yapı malzemeleri tarafı da çok önemli. Niye önemli? Çünkü emisyonların %70'e yakını aslında malzeme kaynaklı. Yani biz baktığımız zaman emisyonların malzeme kaynaklı olması derken yani malzemelerin farklılıklarından kaynaklanıyor. Tabii dönüp baktığımızda da Can Bey'le şunu konuşmak istiyorum aslında. Yapı sektöründeki üreticiler yeşil mutabakat sonrası ihracata devam edebilmek için yeşil dönüşüme ve sürdürülebilirlik stratejilerine uyum sağlamak zorunda. Artık hani yapsam yapmasam bir karar vermek değil de bu bir zorunluluk haline geldi. Peki bu dönüşümü malzeme üreticileri açısından baktığımızda nasıl finanse edebiliriz? Bu konuda görüşlerinizi almak isteriz Can Bey. Buyurun. Teşekkür ederim. Ben de herkesi selamlıyorum. Kısaca şöyle değerlendireyim. Şimdi yapı sektöründe yeşil dönüşümü ağırlıklı olarak daha çok yapılar tarafında, yani binalar ve inşaat süreçleri tarafında ki dönüşüm olarak konuşuyoruz. Fakat yapıların, inşaatların temel girdisi yapı malzemeleri ve bugün burada yer aldığımız fuarda da binlerce şirket temsil edilen edilmeyen malzemelerini sergiliyor ve bu malzemeler de kullanılarak açıkçası yeşil dönüşüm yapılarda, binalarda ve inşaat sektöründe sağlanabilir olacak. Şimdi bu anlamda değerlendirdiğimizde bu yeşil dönüşümün belki en önemli aşaması yapı malzemesi üreten sanayi firmalarımızın kendi içinde öncelikle yeşil dönüşümü sağlayabilmeleri. Burada Avrupa Birliği'nin yeşil mutabakatı, diğer bir takım düzenlemeler vesaireler büyük ölçüde ticareti de
üretici ve ihracatçı firmaların yeşil dönüşüme uyumuna bağlanmaya başladılar. Yani bir firma, bir yapı malzemesi ihraç eden firma eğer yeşil dönüşümünü sağlamışsa, Avrupa Birliği'nin istediği emisyon kurallarına uyum sağlamışsa, bundan sonra Avrupa Birliği'ne bugünkü gibi vergisiz ihracat yapabilecek. Ama eğer Avrupa Birliği'nin istediği referans değerlerin üzerinde karbon salınımı varsa veyahut da diğer kriterleri karşılayamıyorsa, o zaman ihracatına bir sınırda karbon vergisi denilen bir vergiyle karşılaşacağız. Şimdi bu Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı'nın doğrudan bizim Avrupa'ya yapmış olduğumuz ihracat için getirdiği önemli bir kısıt. Bu esasında Türkiye'deki yapı malzemesi üreten firmaların sürdürülebilirliği konusunda, daha doğrusu yeşil dönüşümü sağlayabilmesi konusunda bir hızlandırıcı haline geldi. Yani bu olmasa dahi ama Türkiye'de yapı malzemesi üreten firmaların yeşil dönüşümünü sağlayabilmesi gerekiyor. Ya buraya kadar zaten hepimiz mutabıkız. Buraya kadar söylediğimde belki çok yeni bir şey yok. Fakat esas bundan sonra önemli olan aşama, firmalarımız kendi içinde bu yeşil dönüşümü nasıl sağlayacak? Bunu iki şekilde başlıklandırmak lazım. Bir, teknik olarak bir firmanın, yapı malzemesi üreten bir firmanın yeşil dönüşümü sağlaması ne anlama geliyor? Burada birçok kriter var ve teknik olarak bunu firmaların sağlayabilmesi de tek başına kendi yeterliliklerine, kendi bilgilerine baktığımız zaman çok kolay değil. Bütün dünyada bu böyle. Yani burada çok önemli bir firmalar açısından bir danışmanlık hizmetine ihtiyaç duyduğumuz çok açık. İkincisi, bu yeşil dönüşümü firmalar sağlarken nasıl bir yatırım ihtiyacıyla karşı karşıya kalacaklar ve bu yatırımı nasıl finanse edecekler? Şimdi bizim geleneksel işletmeler için yatırımlar ve yatırım finansmanında biz genelde şöyle düşünürdük. Halen de öyle düşünüyoruz büyük ölçüde. Ya yeni kapasite yatırımı yaparız, yani daha çok üretmeye yönelik olarak. Ya ilave kapasite yatırımı yaparız, yani mevcut üretimimizi arttırmak için. Ya da modernizasyon yatırımları yaparız, yani daha nitelikli bir ürünü üretmek üzere vesaire için yatırımlar gerçekleştiririz ve bunun için finansman arayışına çıkarız. Ve bunun da bir finansal fizibilitesi olur, getirisini ölçeriz. Bu yatırım uygun mu değil mi, bunu finanse edecek kaynaklar uygun mu değil mi, buna karar veririz. Fakat bugün geldiğimiz noktada şimdi yeşil dönüşüm çok farklı bir yatırımlar bütünü gerektiriyor firmalar açısından. Açıkçası yapılacak olan yatırımlar belki firmanın üretimini miktar olarak arttırmayacak. Cirosunu değiştirmeyecek. Ama ciddi bir yatırım yapacak. Ve burada esas amaç firmanın yeşil dönüşüm kriterlerini karşılayabilir hale getirmek. Örneklendirelim. Yenilenebilir enerjiyle üretimini gerçekleştirebiliyor olması. Bütün firmalar açısından artık yenilenebilir enerjiye ve enerji kullanımına geçiş bir ön koşul haline gelmeye başladı. Yani firmalar bugün eğer kömür üreten bir termik santralden elektrik kullanıyor ise o zaman yeşil dönüşümü eksik olarak nitelendirilecek. Bu nedenle yenilenebilir enerji kaynaklarına ciddi bir dönüş var ve size şöyle söyleyeyim. Yani bugün için işte 250 kişi çalıştıran, yaklaşık 100 milyon lira ortalama cirosu olan bir sanayi firması için enerji tüketimini yenilenebilir enerjiden karşılayabilmenin maliyeti tamamını karşılamak istiyorsa yaklaşık 3 milyon dolarlık bir yatırım yapması gerekiyor. Bu sadece yenilenebilir enerji tarafında uyumu sağlayabilmek için. Bu işin sadece bir noktası. Bunun yanı sıra bir kere üretim aşamasındaki karbon emisyonunu en aza indirebilmek için firmalar mevcut makine ekipmanlarını, üretim süreçlerini
vesairelerini yenilemek ve değiştirmek zorundalar. Bu da açıkçası çok ciddi bir makine parkı yenilemesi anlamına geliyor ve firmalar için yine çok ciddi bir yatırım harcaması anlamına geliyor. Dediğim gibi böyle bir yatırımı yaptığınız zaman elde edeceğiniz sonuç çok daha düşük bir karbon emisyonu ile firmanızın çalışmaya başlaması. Fakat firma dönüp bunun ekonomik çıktısına baktığı zaman dediğim gibi bir üretim artışı, bir ciro artışı belki elde etmeyecek. Enerji verimliliği konusu, kaynak verimliliği konusu en az kaynak kullanmak. Ve yapı malzemeleri sanayinde giderek firmaları şuna zorlandığını, şuna itildiğini görüyoruz. Sadece yapı malzemeleri sektörü değil, diğer bütün sektörler içinde bu geçerli. Döngüsel ekonomi. Bundan kasıt şu, firmalar üretimlerinde hep yeni üretilmiş olan girdileri kullanıyorlar. Fakat döngüsel ekonomiyle birlikte artık üretilmiş, daha sonra tüketilmiş ama tüketim sonrası bir noktada artık tüketimi bırakılmış, fakat geri kazanılmış girdileri kullanmaya başlayacağız. Bizi giderek yapı malzemelerini sistem buna itmeye başladı. Şimdi bu da çok ciddi bir yatırım gerektiriyor. Yani firmalar, örneğin burada işte bir cam sektörü gerçi oldukça ilerlemiş durumda ama çok kolayca burada gözümüzde canlandırabilmek için. Belki girdilerinin artık %90'ını kullanılmış, atılmış ve geri toplanmış cam ve cam atıklardan yeniden kullanmak durumunda olacak. Buna ilişkin bir takım ciddi kurallar, düzenlemeler vesaireler de getiriyor. Ama yapı malzemeleri sanayi içinde firmaların tek başına bu döngüsel ekonomiyi sağlamaları da mümkün değil. Bunun için ciddi bir toplama merkezi sisteminin, ondan sonra bunların kimyasallarla birlikte temizlenmesi ve kimyasallarla yine arındırılıp kullanılabilir girdi haline getirilmesi ve üretici firmaların tekraren buna erişebilir hale gelmesi gerekiyor ki bu da çok önemli bir yatırım ihtiyacı. Yani size yine şöyle söyleyeyim, biraz evvel bahsettiğim bir 250 kişi çalıştıran yapı malzemeleri sektöründe ve 100 milyon TL'lik bir cirosu olan bir firmanın bugün tam anlamıyla bir yeşil dönüşümü sağlaması bütün bu saydığım aşamalardaki yatırımlarla birlikte yaklaşık 7-8 milyon dolarlık bir yatırımı gerektiriyor. Ki bahsettiğim iş gücü seviyesine ve ciroya ulaşırken de kabaca zaten bir bina dahil 15 milyon dolarlık bir yatırım yapmıştır bu firma bugüne kadar. Yani %50 yeni ilave bir finansman ihtiyacıyla her bir yapı malzemesi firması karşı karşıya kalıyor. Bir iki cümleyle şöyle bitireyim. Tabii bunun şimdi finansmanı artı teşviki çok çok önemli. Türkiye'deki teşvik mekanizması, yani yatırımların teşviki mekanizması üretim kapasitesi artışı yapıyor musun? İlave istihdam sağlıyor musun? Buna bakar. Eğer böyleyse yatırım teşviki verir. Halbuki biraz evvel bahsettiğim gibi yeşil dönüşümün yatırımları tamamen farklı hedeflere yönelik. Burada bir kapasite artışı, bir istihdam artışı yok. Ama çok farklı ihtiyaçları karşılamaya yönelik bu yatırımlar yapılacağı için Türkiye'de yatırım teşvik sisteminin de bu anlamda ciddi bir değişime gitmesi gerekiyor ve finansman tarafı. Son olarak onu da söyleyeyim. Burada finansman veren kurumlar genellikle bu krediyi verdiği zaman geri dönüşüne bakar. Geri dönüşte nedir? Ya ben bir X firmaya 5 milyon dolar kredi verdim, yatırım yaptı, ikinci seneden itibaren işte üretimi arttı, geri dönmeye başladı. Her sene şu kadar kazandı ve benim kredimi de geri ödeyebildi veyahut da ödeyebilecek. Şimdi bu bizim klasik anlamdaki yatırım finansmanı modelleri. Fakat bugün yeşil dönüşümdeki yapılan yatırımların
geri dönüşü çok daha farklı ölçülecek. Verimlilik artışlarıyla, emisyon uyumuyla vesaire vesaire. Bu anlamda sadece finansmanın büyüklüğü ve bulunabilirliği değil, sanıyorum burada finansman sağlayan bankaların firmalara bakış açısı ve yatırım fizibilitelerini değerlendirmesinde de yepyeni bakışlara ihtiyaç olacak diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz hocam. Sıfır enerji binalara dönüşümde değişim burada başlıyor sloganıyla gerçekleştirdiğimiz Zero Bill Summit 22'deki çevresel sürdürülebilir finans oturumumuza göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ediyoruz. Hep birlikte sıfır enerji binalarla geleceği inşa edeceğimiz günlere beraberleşmeyi istiyoruz. Teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.